Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı. Peki detaylar nedir? Bedircan Özbey'e gideceğiz onun için de. Bedircan, detaylar sende, seni dinleyelim. Oyeç abi, aslında bakarsanız bu davanamenin talebi öncesinde yapılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında geçtiğimiz günlerde terör örgütü propagandası yapma suçundan bir soruşturma başlatmıştı. O soruşturmayla birlikte de hem Fincancı'nın hem de merkez yöneticilerinin görevden alınması talebine ilişkinde mahkemeye başvuru talebinin iletildiği belirtilmişti. İşte o talep kabul edildi. Savcılık tarafından bir davaname hazırlandı ve başkan ve merkez yöneticilerinin görevden alınması istendi. Detaylara bakacak olursak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle bir davaname hazırladı. O davanamesi Ankara 31. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Davanamenin detaylarına bakacak olursak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı, bunun üzerine bir soruşturma başlatılmış. Ardından savcılıkta ifadesini vermişti. Savcılık ifadesinin ardından da dün itibariyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü propagandası yapma suçundan da tutuklanmıştı. İşte davanamede buna dikkat çekildi. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı görevini yürüten Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma vardı. O soruşturmada da zaten bu talebin mahkemeye iletildiği belirtilmişti. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de bu davaname konusu görüleceğini belirtelim. Özellikle talepte neden bunun talep edildiği belirtildi. Sürecin hem adli hem de idari bakımdan ayrı bir şekilde yürütülmesi gerektiği de hazırlanan davanamede belirtildi diyelim ve sözü yeniden İstanbul'u size bırakalım. Oya Çebi. Bedircan Özbey, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum.